Berat Gecesinin Faziletleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Şaban-ı Şerif ayının 15. yani Berat Gecesi olduğu zaman gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Her kim bu Berat Gecesinde 100 rekat namaz kılarsa Allahü Teala ona 100 melek gönderir. Bunlardan 30'u ona cenneti müjdeler, 30'u cehennem azabından emniyette olduğunu söyler, 30'u da dünya afetlerini ondan geri çevirir. 10 melek de o kimseyi şeytanın tuzaklarından muhafaza eder. Kim şu 5 geceyi ihya ederse o kimseye cennet vacip olur. Terviye gecesi, Arife'den önceki gece, Arife gecesi, Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Şaban-ı Şerif ayının 15. gecesi. Berat gecesinin hususiyetlerinden bazıları. Hikmetli her iş, kulların rızıkları, ecelleri vesaire işleri bu gecede ayırt edilir, yazılır. Bu gecede ibadet etmek çok faziletlidir. En azından bir tesbih namazı kılınmalıdır. Bu gecede rahmet iner. Hadis-i şerifte Şaban ayının yarısı olduğu gecede Allah-u Teala rahmetiyle dünya semasına tecelli eder buyuruldu. Müminler mağfiret olunur, günahları bağışlanır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tam şefaat salahiyeti bu gecede verilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif ayının 13. gecesinde Allah-u Teala'dan ümmeti için şefaat izni istedi. Allah-u Teala ümmetinin üçte birine şefaat izni verdi. 14. gecesi kalan ümmeti için şefaat izni istedi. Allah-u Teala ümmetinin üçte ikisine şefaat izni verdi. 15. gecesi kalan ümmeti için şefaat izni istedi. Allah-u Teala devenin sahibinden kaçtığı gibi Allah-u Teala'dan kaçanlar hariç ümmetinin tamamına şefaat etme izni verdi. Bu gecede zemzem suyunun aşikar bir şekilde artması Allah-u Teala'nın bir sünneti, adet-i ilahiyesidir. Bunda ilahi ilimlerin hakikat ehlinin kalbinde artacağına işaret vardır. Cenab-ı Hak bu gecenin feyzinden ve bereketinden cümlemize nasip eylesin.